Normal şartlarda Pomaklar, köylerde çocuklar aileden bu dili öğrenirdi eskiden. Tabii Bu ki. ne Aynen. zaman değişmeye başladı? Oradan başlayalım. İsmail Bey, bizim Pomak dili dediğim gibi biraz derinden alacağım ama yani bu son yüzyılımızda özellikle bu kültür yozlaşmasını bir fiil yaşıyoruz. Bununla beraber bildiğimiz bizim etnik köken dillerimiz de unutuluyor. Pomakça'da bizim en son 1980'li yıllara kadar bir fil köylerde küçük büyük herkesçe konuşulan bir dil idi. Herkes birbirini anlaşabiliyordu. Bütün köyler birbirini anlaşabiliyordu. Tabii bu, bana göre bu taşımalı sistem ne zaman devreye girdi okullarda? Bu yavaş yavaş bizim bu diller kaybolmaya başladı. Elmalı köyünü biliyorsunuz, sanırım biliyorsunuz. Evet. Oranın okulunun ilk öğretmeniyle tanıştım. Bir abimiz, ihtiyar bir abimiz dedik, tanıştık. Dedi ki İrfan, ben dedi Elmalı'yı ilk öğretmendim. İlk öğretmenine başladığım zaman dedi köye gittim. Okulda dedi bir kız hariç hiç kimse Türkçe bilmiyordu. Herkes Pomakça konuşuyordu. Ben onları anlamıyorum, onlar beni anlamıyor. Ta o kız dedi Türkçe anlayabiliyor. O kız sayesinde ben o sene eğitimi tamamladım. Ben onu anlattım, o da çeviri yaparak. Düşünebiliyor musunuz? Bu 70'li 80'li yıllar şey konu. Okulun açıldığı yıl. Yani o yıllardan sonra tersine başladı süreç işlemeye. Şu anda bile köylerde belli bir yaşın üstündekiler Türkçe ile karışık konuşabiliyorlar. Bazı çok ihtiyar kesim dediğimiz kesim tam Pomakçı konuşabiliyor. Ama orta yaşın altındakilerin gençlerimiz, çocuklarımız neredeyse hiç konuşmuyorlar veya anlıyorlar veya bilmiyorlar. Her şeyin gelelim o dil meselesine. Biz tabii bu vesile bizim için bir yaradır. Biz bunun unutulmasını istemiyoruz. Bizim bu kök dilimiz dediğimiz. Ana dilimiz tabii ki Türkçe. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ülkemiz tabii Türkiye Cumhuriyeti devleti, bayrağımız, ay yıldızlı bayrağımız. Ama istiyoruz ki kök dilimizi öğrenelim. Bu neye lazım bize? Dış ülkelere gittiğimiz zaman Avrupa'ya, Bulgaristan'da, Makedonya'da, Bosna'da, Arnavutluk'ta hatta Ruslar'da bile yani geçerli bir dilimiz var. Biz bunu öğretelim dedik gençler. Diye öğren ya diyoruz ki biz bu ailede başlıyor. Eğitim. Ama bir vesile olsun diye bir nebze biz de eğitim yapalım. Derneğimizde kurs açtık. Pomakça kursunu diyoruz ki ama dediğiniz gibi bir insanlar dedi ki İngilizce açarsanız gelin biz de. Bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii Şimdi ki. artık şeyden sonra 90'lı yıllardan sonra çok gelim gidim arttı geldiğimiz topraklara. Evet. Bazen şöyle şeyler duyuyorum. Siz bunu teyit eder misiniz? Bizim Balkanlardan gelmiş olan Pomak olsun, Arnavut olsun, Boşnak olsun bu etnik gruplar 90'lardan sonra gittiğinde orada dilde bir takım değişiklikler olduğunu fark etmişler. Bu Doğrudur. Pomaklar için de geçerli mi? Yani orada dil canlı devam etmiş, buradaki birazcık daha rafine kalmış gibi anlatıyorlar. Doğrudur İsmail Bey, aynen öyle. Çünkü neden? Dil yozlaşıyor. Kullanılmayınca her eşya gibi yozlaşıyor, unutuluyor. Kelimeler birçok, mesela köylere gittiğimiz zaman Pomakça konuşsun. Buradaki köyler için söylüyorum. Pomakça cümlenin içinde birçok Türkçe kelime var. Neden? Konuşurken Pomakça kelime, unuttuğu Pomakça kelime yerine Türkçe kelimeyi araya sokarak, araya iliştirerek öyle konuşuyor. Neden? Çünkü bilmediği kelimeler. Şimdi biz oraya gittiğimiz zaman dediğiniz gibi 90'lı yıllardan sonra baya çok hızlı bir şekilde gidip geldik seri halde. Yani oradaki konuşmaları da dinledik. Birebir konuşuyoruz. Bilmediğimiz birçok kelime çıktı. Anlaşabiliyor muyuz? Evet, anlaşabiliyoruz ama arada bilmediğimiz, yeni öğrendiğimiz kelimeler. Bunun sebebini de oradaki dil aynen devam etmiş. Ama bizim göçümüzden sonra, 1890'dan sonra tabii ki bazı kelimeler günlük hayatlarına tekrar eklenmiş. Nedir bunlar? O tarihlerde belediye başkanı yoktu. Şimdi var. Araba yoktu. Şimdi var. Mesela bisiklet yoktu. Yani aklıma gelene söyleyeyim. Şimdi var. O kelimeler orada türetmişler, eklemişler. Tam tersine bizim Türkiye'de buraya gelen köylerimizde bu olmayan kelimelere eklenmediği gibi var olan kelimeler de birçoğu unutulmuş. Bu sebepten dolayı ne oluyor? Yani bilinmeyen kelimeler Türkçe kelime araya katılarak yeni bir cümle, yeni bir dil sanki yaratılmış gibi oluyor. Ama Pomakçamız oradaki Pomakçayla Bulgaristan'daki Bulgaristan diliyle %70 tutuyor. Şimdi bu dili niye unuttuk? Ben sizi sormadan ben söyleyeyim.
Edirne'den bir arkadaşım bana devlet arşivinden çıkarmış, o bir dosya göndermişti. Trakya'daki Pomakların Türkçe öğretilmesi diye, o tarihlerde yapılan çalışmalar. Bir ikincisi, tarihini tam bilemiyorum ama 1940 mı 50 yıllarda mı Gönen'de bir yerel gazete çıkmış. Yerel gazetedeki haber ne? Artık ilçede ve civar köylere Pomakça konuşmak yasaktı. Yani o tarafta, o tarihlerde gelen halkın, Pomak halkımızın yani Pomakların Türkçe'ye adapte edilmesi. Artık günlük hayatlarında kendilerini ifade edebilme, söyle konuştuğunu anlayabilmek için yani Pomakça yasaklanıp Türkçenin günlük hayatta kullanılabilmesi için bu şekilde şartlar getirilmiş artık yani. Tabii bu tarihlerden sonra artık yavaş yavaş insanlar öğrendiler. Pomakça'ya adapte oldular. Çünkü tam tersine tabii ki bunun mukabilinde biz Pomakça'yı yani bizim etnik dediğimiz dillerimizi unutuyoruz artık. Ama ne yapalım, biz de bunları da öğreteceğiz. Öğreneceğiz hep beraber ama diyorum en güzel eğitim yeri ailede başlıyor. Aile içinde konuşulursa çocuğun da bilinçaltına yerleşiyor, istek artıyor. Konuşma artıyor, dil alışkanlığı oluyor. Yani en güzel eğitimleri bizim diller için aile.